Merhaba, ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Dilek Evirgen. Bugün size algılama ve görsel algılama konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Varoluşumuzu devam ettirebilmemiz, hayatta kalabilmemiz, ona uyum sağlayabilmemiz, tehlikelerden korunabilmemiz bizim algı süreçlerimize bağlı. Algılama bizim için zorunlu ve hayati bir süreç. Her gün, her dakika bunu otomatik olarak yapıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz. Peki bu algılama böylesine önemli bir konu ne demek? Nasıl işliyor? Ve tabii ki görsel algılama sanat ve tasarımı nasıl biçimlendiriyor? Bugün bunları konuşacağız. Önce isterseniz daha genelden algılamanın ne olduğundan başlayalım. Türk Dil Kurumu sözlüğünde algılama kavramı bir şeye dikkatini yönelterek o şeyin bilincine varmak, bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla kavramak, idrak etmek olarak tanımlanıyor. Yani algılamak demek aslında bir uyaranı, konuyu, nesneyi, olayı idrak etmek demek, bilincine varmak demek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Duyu organlarımız aracılığıyla. Doğduğumuz andan ölümümüze kadar geçen her an, her dakika duyu organlarımız devrede ve bu organlar sürekli olarak fiziksel uyaranlara, bilgilere maruz kalıyor. Sinir sistemimiz aracılığıyla beynimize ulaşan bu bilgiler burada işlenerek anlam kazanıyorlar. Beynimiz hayatta kalabilmek için bu bilgileri toplayarak işlemeye devam ediyor. Sürekli olarak anlamlandırmaya çalışıyor. Algılama sürecinde ayırt etme, tanıma, adlandırma, geçmiş deneyimler, motivasyonlarımız, beklentilerimiz çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla algılama aslında fizyolojik olduğu kadar kültürel boyutları da olan bir süreç. Gelelim görsel algılamaya. Duyu organlarımız arasında gözün özel bir yeri var. Görme ve işitme bizim birinci duyu organlarımız. İnsanlar öğrenmenin bir diğer deyişle algılamanın aslında %83'ünü görerek yapıyorlar. Buna karşılık işiterek %10, koklayarak %4, dokunarak %2 ve tad alarak %1 oranında öğrenme yapıyoruz. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki görerek algılama ile öğrendiklerimizi belli bir sürede akılda tutma oranımız %30. İşiterek bunu ancak %20 oranında hatırlıyoruz. Hem görerek hem işiterek ise %50 oranında bilgileri hatırlayabiliyoruz. Bu oldukça yüksek bir rakam. Dolayısıyla hareketli görsellerin önemi burada önem kazanıyor, artıyor. Görme nasıl gerçekleşiyor peki fizyolojik olarak? Bizim en temel nesnemiz ışık tabii ki. Objelerden yansıyan ışık ışınları göz merceğinden geçerek retinaya ulaşıyor ve burada bir görüntü oluşturuyor. Ve bu görüntü sinir sistemiyle birlikte beyne ulaşıyor. Beyin eski deneyimleri de hesaba katarak bu görüntüyü tamamlıyor, tanımlıyor, anlamlandırıyor. Görme, bilim ve felsefe tarihinde de en çok altı çizilen duyu organı olmuştur. Özellikle sinir bilimciler ve psikologlar görsel algılamanın fizyolojik ve kültürel boyutları üzerine yüzyılları aşan süredir araştırmalarını sürdürmekteler. Tarihsel sürece baktığımızda bu konuda yürütülen en önemli çalışmalardan bir tanesi Gestalt kuramıdır. Gestalt kuramı 1900'lerin başında Almanya'da Wertheimer, Köhler ve Kafka gibi psikologlar tarafından geliştirilen bir algı kuramıdır. Bu kuramcılar temel olarak bireyin yaşamı nasıl algıladığını araştırmışlardır. Ve insanların dış uyaranları parçalara ayırarak değil de bir bütünlük içinde bu parçaları örgütleyerek algıladığını ortaya çıkarmışlardır. Bu kurama göre bu bütün parçaların toplamından fazla bir anlam ifade etmektedir. Peki neden bu bütünselleştirme yoluna gidiyoruz?
Çünkü gün içerisinde binlerce uyarana maruz kalıyoruz. Ve bizim sınırlı bir dikkat ve bilgi işleme kapasitemiz var. Dolayısıyla bazı uyaranları görmezden gelmek zorunda kalıyoruz. Görmezden gelemediklerimizi ise beyin sürekli düzene sokmak, basite indirgemek zorunda kalıyor. Yani aslında bir nevi algıda seçicilik yapıyoruz. Bu seçiciliği de kültürel ve bireysel geçmişimize, ihtiyaç ve beklentilerimize göre yapıyoruz. Bilgi işleme ve saklama kapasitemiz de sınırlı. Dolayısıyla bu kapasiteyi doğru kullanmamız gerekiyor. Seçtiğimiz uyaranları, bilgileri beynimiz hemen basitleştirme ve sadeleştirme yoluna gidiyor. Bunun için de karmaşık görüntüleri, bilgileri parça parça tanımlamak yerine aslında bütünselleştirerek tanımlıyor. Anlamlı ve bütünlüklü bir form haline dönüştürüyor. Tabii her aşamada bireysel geçmişimiz devreye giriyor, anlamlandırmaya yön veriyor. Bu yüzden fizyolojik olarak herkes aynı şekilde görse bile anlam verme süreci bireysel olarak farklılaşıyor. Şimdi Gestalt kuramcıları görsel algıda parçaları bütünleyerek örgütleme sürecimizi nasıl yaptığımız konusunu aslında 5 temel ilkede açıklamışlar. 5 temel ilkeye indirgemişler. Organizasyon yasaları olarak da tanımlanan bu Gestalt ilkeleri benzerlik, yakınlık, tamamlama, süreklilik, şekil ve zemin. Bu ilkeler aslında sanat ve tasarıma da yön veren ilkeler. Nasıl yön veriyorlar dersek örneklerle bu konuya girelim. Örneğin tasarım. Tasarımdan söz edersek görsel tasarım belli ilkeler çerçevesinde yürütülür. Bütünlük, uyum, denge, hiyerarşi, oran, vurgu, kontrastlık gibi kuralları vardır. Bu kurallar yapılan tasarımın göze hoş, estetik ve yaratıcı görünebilmesi için oluşturulmuş kuramlardır. Bu tasarım ilkeleri Gestalt kuramının ortaya koyduğu algılamanın bütünleştirme, örgütleme, sadeleştirme özelliklerini çok çeşitli öge ve yöntemlerle estetik, çekici ve yaratıcı kılabilmeyi hedefler aslında. Zira tasarımın hedefinde insan vardır ve onun algılama sürecinden bağımsız bir şekilde o tasarımın yürütülmesi düşünülemez. Tasarım tarihi de aslında bu ilkeleri düzenlemek adına oluşturulmuş bir tarih gibi görebiliriz. Bunlarla kaplıdır. Şimdi isterseniz Gestalt organizasyon ilkelerini çeşitli fotoğraf ve afiş tasarım örnekleri üzerinden inceleyelim. Tasarım ve fotoğrafta nasıl kullanıldıklarını ve nasıl işlevselleştirildiklerine bir bakalım. İlk Gestalt ilkemiz benzerlik ilkesi. Bu ilke benzer karakteristiklere sahip olan görsel uyaranları bir küme, bir grup olarak algılama eğiliminde olduğumuzu ortaya koyar. Bu benzerlik şekil olabilir, gölge olabilir, renk olabilir, hareket olabilir. Çok çeşitli şekillerde olabilir. Benzerlik ilkesinin fotoğraf sanatında nasıl uygulandığını dünya ünlü sanatçı Steve McCurry'nin New York sokaklarına ait bir fotoğrafında da aslında görebiliriz. Aslında birçok fotoğrafta ve görselde görebiliriz. Fotoğrafta sokakta yürüyen insanları ve neon ışıklarıyla kaplı binaları görüyoruz ağırlıklı olarak. Tabelalardaki neon ışıkları hem ışık şiddeti hem de alan olarak hiyerarşide öne geçiyor ve hakim öge haline dönüşüyor. Fotoğrafa baktığımızda bu hiyerarşinin de etkisiyle ilk olarak bu ışıklı tabelaları gruplandırıyor ve bütünlemeye yöneliyoruz. Buna karşılık insanlar da birbirlerine benzer formlarıyla gruplaşan bir yoğunluk, bir kalabalık olarak görülüyor. Bu şekilde görmeye meylediyoruz. İkinci Gestalt ilkemiz tamamlama ilkesi. Bu ilkeye göre eksik uyaranlı ögeleri beynimizde tamamlayarak, bütünleyerek algılıyoruz. Görselde de gördüğümüz gibi aslında siyah noktalardan ve çizgilerden oluşan bu formu beynimiz köpek olarak tamamlıyor. Bu ilke, tamamlama ilkesi sanatta ve tasarımda farklı şekillerde kullanılabiliyor. Özellikle açık kompozisyon, tasarımlar ve görseller bu ilkeye güzel örnekler oluşturabiliyor. Örneğin Japon tasarımcı Fukuda'nın
ünlü Victory 1945 adlı savaş karşıtı afişi bize ögenin bir kısmını sunarak eksik kalan parçaları tamamlama görevini veriyor. Kurşunun toplanmasına geri giriş hareketini konu edinen bu afişte sadece ucunu gördüğümüz namluyu aslında biz beynimizde bir tank ya da top namlusu olarak tamamlıyoruz. Üçüncü Gestalt ilkemiz şekil-zemin ilişkisi. Bu ilke zihnimizin algılamadaki seçiciliğini de ortaya koyan bir ilke. Beynimiz sürekli olarak şekil-zemin ilişkisi kurarak algılıyor. Yani dikkatimizi yoğunlaştırdığımız ögeler şekil, algılamayı seçmediğimiz ögeler de fon olarak kalıyor. Yine Japon tasarımcı Fukuda'dan örnekleyecek olursak, Fukuda bir kahve markası için tasarladığı bu reklam afişinde zemini düz renk olarak tasarlamış ve vurgulamak istediği şekli illüstrasyon şeklinde ve ritmik bir şekilde sunmuş. Renk kontrastlı ve bu ritim üstünden aslında bu şekil yaratılmış ve hareket ögesiyle de bunu güçlendirmiş Fukuda. Bir sonraki Gestalt ilkemiz ise süreklilik ilkesi. Süreklilik ilkesine göre benzer yönlere hareket eden uyaranları gruplandırma eğiliminde oluyor. Görselde de gördüğümüz gibi kırmızı ve siyah noktaları kendi içlerinde kümelendirerek devam eden tek çizgi olarak algılıyor. Süreklilik ilkesi tasarımda ögelerin, şekillerin yön ve hareketini oluşturma, yönlendirme yapma, dikkati yoğunlaştırma konusunda işlevsel bir ilke. Bu şekilde uygulanabiliyor. Süreklilik ile yaratılan hareket algısına güzel bir örnek tasarım tarihinden gelebilir. Tasarımcı Dorfman'ın 1962 yılında CBS televizyonu için yaptığı gazete reklamını aslında buna iyi bir örnek olarak sunabiliriz. Tasarımcı Amerikan bayrağını bu görselde dikey kadrajda sunuyor. Bayrağın birbirleriyle farklı formlara sahip ögelerini yukarı yönlü hareket eden ögeler şeklinde tasarlıyor. Birbirleriyle renk ve form kontrastı içinde olan bu formları gruplandırarak algılıyoruz ve afişin geneline hakim olan yukarı yönlü süreklilik algısı olarak anlamlandırıyoruz. Yukarı hareket eden uzay mekiğinin hareketiyle de bu algımız aslında güçleniyor. Amerika'nın Ay'a çıkma faaliyetleri sırasında bu afişi tasarlayan Dorfman, Amerika'yı uzaya yükselen bir ülke olarak idealize etmeye çalışıyor ve biz de bunu aslında kolaylıkla algılayabiliyoruz. Bugün söz edeceğimiz son Gestalt ilkesi, yakınlık ilkesi. Görselde de gördüğümüz gibi birbirine mekansal yakınlığı olan ögeleri bütünleştirerek algılıyoruz. Yakınlık ilkesi sanat ve tasarımda ögeler arasında bir düzen oluşturmak, karmaşıklığı azaltmak ya da anlamı güçlendirmek adına etkili bir ilke yöntem olabiliyor. Buna bir örnek vermek istersek, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in bu fotoğrafını verebiliriz. Gördüğümüz gibi 3 tane adam ve tek başına duran bir adam üzerine kurulu bir kompozisyonda 3 adamı bir grup olarak görme eğilimi gösteriyoruz. Benzer şekilde bir algılamayı da yine ünlü fotoğrafçı Sebastian Salgado'nun Etopya adlı bu Etopya'da çektiği bu fotoğrafında yaşıyoruz. Öndeki insanları yine birbirlerine yakınlıkları dolayısıyla bir grup olarak algılama eğilimine giriyoruz. Evet, Gestalt ilkeleri böyle. Sanat ve tasarımı biçimlendiren, yön veren, buna zemin oluşturan, rehberlik eden bir kuram olarak var hayatımızda. Görselliğin giderek önem kazandığı, dijitalleşmenin giderek yaygınlaştığı ve görsel algılamanın giderek farklı boyutlara ilerlediği günümüzde farklı kuram ve açılımlar, farklı çalışmalarla eminim gelecekte daha farklı
araştırmalar gelişecektir ve tasarıma yön verecektir, sanata yön verecektir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.